adım Okan. 22 yaşlarında Allahç köyünde yaşayan iki çocuklu varlıklı bir ailenin en büyük çocuğuyum. Dededen kalan miras sayesinde köyde diğer insanlara göre gayet iyi bir yaşam sürüyorduk. Bunu vermiş olduğu rahatlık nedeniyle hayatım boyunca hiç çalışmamıştım. Bu yüzden insanlar beni oldukça yadırgardı. Yakınlarım tarafından Okan kız gibi evde yatıyor. 22 yaşında evde yatan erkek mi olur diye birçok dedikodunun döndüğüne şahit oldum. Öyle ki çevremdeki arkadaşlarım bile benimle param için dostluk kuruyordu. Ben onlara bir şeyler ısmarlarsam veya onları bir yere götürürsem beni arar sorarlardı. Bendeki bu rahatlık yaşantıma öyle bir darbe vurmuş ki insanları tanımakta güçlük çekiyordun. Hayatı yaşamaktan kasıt bildiğim tek şey, karı kızla para harcamak ve alkol almaktı. Kardeşim Özge'nin benden alta kalır yanı yoktu. Yakın çevremdeki insanların çoğuyla sevgili olmuş, işi gücü, erkek tavlamak olan bir haline gelmişti. Zaman bizi öyle bir hale getirdi ki, kardeşimin bu iğrenç huylarını yadırgamaz olmuş, onu kendi haline bırakmıştım. Günlerden birinde Özge, Özge'nin arkadaşı Evru, Doğukan ve ben göl manzaralı bir yere kamp yapmak için gittik. Hem kamp, hem mangal, hem alkol derken keyifli bir gün geçirecektik. Göl kenarında çadırlarımızı kurup ateşimizi yaktık. Önce güzelce karnımızı doyurmak için mangal yaptık. Yemeğimizi yedikten birkaç saat sonra ateşimizi tazeledik ve havanın kararmasıyla birlikte alkollerimizi alıp ateşin başına oturduk. Ortam dışarıdan bakınca on numara gözüküyordu. Ben kampta Ebru'yu tağlayacaktım. Özge ve arkadaşım Doğukan zaten sevgili olduklarından onlar da romantik bir akşam yaşayacaklardı. Alkollerimizi yudumlarken gecenin karanlığında ateşin başında sohbet ediyorduk. Ancak ben fazla konuşkan biri olmadığımdan muhabbete sadece gülerek katılıyordum. Bir süre sonra Ebru'nun benden sıkılıp Doğukan'a yanaştığını fark edince kendi kendime sohbete girme arzusu oluştu. Ancak konuya nereden gireceğimi bilmiyordun. Daha doğrusu yeni bir konu nasıl açabilirim diye düşünüyordun. En sonunda aklıma bir konu geldi ve atıldım. Gençler, kampta ateş başında korkunç hikayeler anlatılır ya. Hadi birbirimize korkunç şeyler anlatalım dedim. Özge ve Evru hemen öfleyip pöflemeye başladılar. O sırada yardım mı? Doğukan yetişti ve çok iyi fikir sırayla anlatalım dedi. Önce Doğukan daha sonra Özge ve ardından ben korkunç hikayeler anlatmaya başladı. Ebru böyle şeylerden korktuğu için hikaye anlatmak istemedi. Ancak hikayeler anlatıldıkça bizim içimizde garip bir macera arayışı oluştu. Cin çağırma, ruh çağırma gibi aileler yapmaya heveslendik. Ancak bu konuda bilgimiz ve ekipmanımız yoktu. O sırada Doğukan'ın aklına bir fikir geldi. Köyde bu işlerle uğraşan Erkan adında bir arkadaşımız vardı. Doğukan. Onu buraya getirmemizi teklif etti. Telefonla aradık ve gelip gelemeyeceğini sorduk. Erkan gelebileceğini söyleyince arabaya atlayıp kamp yerinden 25 kilometre uzaktaki köye girip Erkan'ı aldı ve tekrar kamp alanına getirdik. Erkan cinlerle çok uğraşan biriydi ve onda güzel hikayeler vardı. Birkaç kadeh alkol eşliğinde bizlere başından geçen paranormal olayları anlattı. Heyecan iyice doruktaydı. Hepimiz heyecanla cin çağırmayı beklerken Erkan ortaya farklı bir fikir attı. Alkolü kafasına dikti ve derin bir nefes verdikten sonra yeni bir yöntem öğrendi. Eğer isterseniz bu ateşte cin öldürebiliriz dedi. Hepimiz nasıl diye merakla sorduk. Erkan, cinler, enerjiden oluşan varlıklar. Mesela bir çocuğu nasıl geldi diyerek çağırıyorsak aynı şekilde yeni doğmuş bir cini de bazı dualarla yanımıza çağırıyoruz. Yakındaki cinli bebek hızla yanımızda var olur ve onu birkaç kelimeyle ateşi sürükleyip yakıyoruz. Daha önce denemedim ama bence denemeliyiz. Yanarken etraftaki her canlıya çıplak gözle görünüyormuş dedi. Kulağa çok korkunç geldiği için hemen atıldım ve peki bu cinin anası babası yok mu dedim. Erkan gülümsedi ve bunu bir kaçırma olayı gibi düşün. Anası da babası da bebeklerinin nereye gittiğini anlamadan burada çoktan yakmış olacağız dedi. Bir süre kararsız kalsak da olup olmayacağını merak ettiğimiz için kabul ettik. Erkan çantasından incecik bir kemik parçası çıkardı. Ardından kimsenin konuşmaması için uyardı. Bağdaş kurdu ve önce birkaç duayı tersten okudu. Daha sonra elindeki kemiği yanan ateşe uzatıp ucunu ısıttı ve anlamadığımız bir dilde 10-15 defa bir şeyler tekrarladı. Ardından ağaçların arasından kedi yavrusunun sesine benzer bir sesin geldiğini fark ettik. Ardından hepimiz sanki vücudumuzun bazı bölgelerinde birileri dokunmuş gibi hisler yaşadık. Korkmaya başlamıştık. Hatta benim tüylerim diken diken olmuş vaziyetteydi. Erkan gözlerini açtı ve şu anda bebek yanımızda. Bizim çağrımıza anında yanıt verdi ve buraya geldi. Şu anda bize dokunuyor. Bize bakıyor ve neden burada olduğunu anlamaya çalışıyor dedi. Korku gitgide daha da fazlalaşmıştı. Erkan ateşe dikkatle bakın dedi. Elindeki kemiği önce havaya kaldırıp başının etrafında salladı. Ardından hızla ateşe uzatıp garip bir dille bir şey söyledi. O anda ateş bir anda harlandı ve ateşin içinden çığlıklar yükselmeye başladı. Hepimiz yerimizden sıçradık. O sırada alevlerin arasında bir karaltı fark ettik. Ufacık boylarda kapkara bir şey delicesine çırpınıyordu. Erkan hariç hepimiz ilk defa bir cin görüyorduk. Bir süre sonra bebek cin kül gibi alevlerin arasında dağılıp yok oldu ve ateş eski haline döndü. Hepimiz şaşkınlıktan dona kalmıştık. Erkan böbürlenerek gördünüz mü diye sordu. Hiçbirimizden çıt çıkmıyordu. Bir süre sonra sessizlik bozuldu ve Ebru, Erkan bunu bir daha yapabilir miyiz dedi. Erkan yanına yanaştı ve sen yeter ki iste dedi. O an ben bayağı bozulmuştum. Ebru'nun bana yanaşması gerekirken ve nariç bulduğu her erkeğe yanaşması canımı oldukça yakıyordu. O gece cin yakma seansını üç dört kere tekrarladık ve ardından çadırlara geçmeye karar verdik. Özge ve Evru aynı çadırda yatacaktı. Ben ve Doğukan da diğer çadırda. Erkan ise dışarıda yatmak istediğini hem de bunun bir nöbet olacağını söyledi. Diğerleri de buna karşı çıkmadı. Tam çadırlara gideceğimiz sırada Evru beni şimdi uyku tutmaz ben de Erkan'la biraz oturayım. Uykum gelince çadıra geçerim dedi. Bunun üzerine de Özge sinsice gülümseyerek, geç bakalım arkadaşım diyerek Evro'yu Erkan'ın üzerine itekledi. O esnada gülüşmeler başladı. Bu durumu görünce ciğerim iyice parçalandı ve neyse ben de oturayım biraz dedim. Ancak Doğukan kolumdan tutup çadıra çekti ve yüksek sesle bırak kanka ne oturması yat işte uyku var diyordun dedi. Ardından Özge ve Evro gülerek sen geç çadırına dediler. Ardından Doğukan tüm gücüyle çadırın içine beni çekti ve fermuarı kapattı. O an tamamen dağılmıştım. Kendi ellerimle sevdiğim kızı başka bir oğlanla ormanda, ateşin başında yalnız bırakmıştım. Gururum tamamen yıkılmış durumdaydı. Başımı yastığa koyduğumda onların gülüşmelerini duyuyordum ve bu benim hüngür hüngür ağlamama neden olmuştu. Hatta bir süre sonra Doğukan benim ağlamalarımı fark etti ve şakasına bir tekme atıp ne olan ağlıyor musun dedi. Sesimden ağladığımı anlamaması için cevap vermedim ve nefesimi tuttum. Çok kötü durumdaydım. Ancak bir süre sonra alkolün etkisiyle olduğum yere sızıp kaldım. Yaşadığım durum iğrençti. Kim bilir ben uyurken onlar baş başa neler yaşadılar. Gezinin ilerleyen saatlerinde büyük bir sarsıntıyla ve gürültüyle gözlerimi açtım. Karşımda Doğukan uyansana olan diye bağırarak beni sarsıyor ve tokatlıyordu. Ne olduğunu anlam veremiyordum. Bir yandan da kızların çığlıkları geliyordu. Çadırımızın fermuarı açıktı ve ben olayı çözümlemeye çalışıyordum. Uyku sersemi ne oluyor burada diye sordum. Doğukan panikle kolumdan çekiştirerek dışarı çıktı gör ne olduğunu acele et dedi. Panikle dışarı çıktığımda birden göreyim. Erkan'ın kolu bacağı kırılmış kallar içinde yerde yattığını fark ettim. Ne oluyor burada diye bağırmaya başladım. Bir süre sonra Doğukan hepimizi sakinleştirdi. Ardından Ebru'ya su içirdi ve ne olduğunu bize anlat dedi. Ebru ağlayarak titriyordu. Bir yudum daha su içti ve kekeleyerek biz biraz daha alkol içip sohbet ediyorduk. Sonra Erkan tuvaletini yapacağını söyledi ve ileri ağaçların arkasına gitti. Bir süre bekledim ama hala gelmedi. Büyük tuvaletini yapıyordur diye düşündüm ve ses etmedim. Bir süre sonra ilerideki çalıların dalları hızla sallanmaya başladı ve Erkan'ı bir şey buraya kadar fırlattı. O anda çığlık attım ve yanına gittiğimde kallar içinde yattığını fark ettim. Kolları, bacakları, surat her yeri kırılmış ve kan içindeydi. Sanki yavani bir hayvan saldırmış gibiydi ama hangi yavani hayvan onu parçalayıp benim önüme fırlatabilir ki dedi. Doğukan durdu ve ne yapani hayvanından bahsediyorsun sen. Bu geri zekalı yatmadan önce içip içip cinlerin bebeğini yaktı. Bir de bize hiçbir şey olmaz dedi. Bunu yapsa yapsa cinler yapmıştır dedi. O sırada göz Erkan'a baktığımda olduğu yerde son nefesini verdiğini fark ettim. Ve parmağımla Erkan'ı işaret ederek öldü dedim. O gece bir karar aldık. Kap yaptığımız yeri kazıp Erkan'ı oraya gömdük. Bundan kimseye bahsetmemeye yemin ettik ve eşyalarımızı alıp sabaha karşı köye döndük. Bizim gece dışarıda olmamızı Ebru'nun ailesi sorun etmiyordu. Sadece annesiyle yaşıyordu ve kızının bu şekilde rahat takılmasını asla sorun etmiyordu. Ebru'yu evine bıraktık ve hepimiz evlerimize dağıldık. Öyle ki evde Özge ile bile konuşamaz durumdaydım. Özge de aynı şekildeydi. Ciller acaba? Bizden intikam alacak mı diye düşünüyordum. Durum çok vahimdi. Öyle ki eve geldiğimiz günün gecesi uykudan defalarca uyandırıldık. Evin içinde tıkırtılar, fısıltılar kol geziyordu. Kimi zaman uykunun ortasında sanki bir şey ayağımıza dokunmuş gibi bir his oluşuyor ve uykudan fırlıyordum. Etrafa baktığımda kimseyi göremiyordum. Saat gece üç sularında dayanamadım ve ışığı yakıp mutfağa gittim. Bir sigara yaktım ve boş boş oturmaya başladım. O sırada Özge de odasından çıktı ve yanıma gelip bir sigara yaktı. Şaşırdım ve sen neden uyandın diye sordum. Özge beni uyutmuyorlar sürekli rahatsız ediyorlar dedi. Ben de kardeşimi aynı durumdan dolayı uyandığımız söylediğim esnada bir an irkildim. Mutfağın kapısı açıktı ve karşımda alt duvarında kapkara bir şey hızla tırmalarak geçip gitti. O anı söylememe gerek kalmadı. Çünkü Özge de ne olduğunu fark etti. İkimiz de dona kaldık. Bir süre sonra kendi aramızda gördün mü? Gördün mü diye sormaya başladık. Gördüğümüz şey yanlış olamazdı. Duvarda karanlık insan gibi bir şey dört ayak üzerinde hızla yürüyerek geçti. Bu durum gitgide daha tehlikeli bir hal aldı. Ertesi gün öğle vakti Evru, Doğukan, Özge ve ben köy girişindeki çardaklarda buluştuk. Herkes gece ciller tarafından rahatsız edilmiş. Hatta Doğukan'ın yüzü kapkara yaşlı bir adam tarafından tırnağıyla çizilmiş. Öyle ki bu normal bir çizik değildi. Arapça bir harfe benzeyen J şeklinde üzerinde ve yanlarına noktalar olan çizikti. Doğukan bu çiziyi saklamak için çiziyi yara bandı ile kapatmıştı. Ne yapacağımıza bir türlü karar veremiyorduk. Özge'nin aklına o an bir fikir geldi. Kasabada bir kafede fal bakan bir büyücü abla varmış. Öyle ki baktığı tüm fallar tutarmış. Çoğu insan ona büyü yaptırmak için uğrarmış. Gidip ondan akıl almamızı söyledi. Yapacak bir şey olmadığından çaresizce yola çıkıp dediği kafeye gittik ve kadını bulduk. Oturup falcı kadına Erkan'ın ölümü hariç her şeyi tek tek anlattık. Kadın önündeki tas ve küreğe bir süre baktı. Ardından cebinden çıkardığı taşları masaya döktü ve yerlerini tek tek değiştirdi. Ardından kafasını kaldırdı ve buldum dedi. Öldürülen cin bebeklerinin ailelerinden biri sizi öğrenmiş. Şu anda yasta oldukları için sadece sizi rahatsız ediyorlar. Ama bir hafta içinde enerjilerini toplayarak sizden intikam olacaklar. Evlatlarını öldürdüğünüz için onlarla bir anlaşmaya varamazsınız. Tek yapmanız gereken Cin bebeklerin ailesinde öldürmek. Yapmanız gerekenler çok basit. Gidip cinleri yaktığınız yerdeki külleri toplayın. Köye getirin ve öğle vakitlerinde bir yere dökün. Üzerine yanıcı kuru yaprak ve odun atın. Size vereceğim kağıttaki duaları okuyun. Bir süre sonra onların geldiğini fark edeceksiniz. O sırada kağıdın en altında yazdığım kelimeleri okuyun ve ateşi yakın. Cinler bebeklerinin yaşadığını sanıp ateşe gelecek ve yanarak ölecekler. Ondan sonra başınız bu dertten kurtulur dedi. Çaresizce kadının dediklerini onayladık ve kağıdımızı alıp ücretimizi ödedik. Ardından köye döndük. Saat öğlen iki civarıydı. Doğukan'la beraber kamp yerine gidip hızlıca külleri poşete doldurduk. Birkaç dakika kadar Erkan'ın yattığı yerde gözyaşı döktük ve köye döndük. Köyün çıkışındaki üzüm bağımıza gittik ve külleri yere döktük. Ardından etraftan kuru ot, yaprak ve odunları alıp üzerini örttük. Küllerin etrafında çember oluşturduk. Ebru, falcı kadının verdiği kağıdı bana uzattı ve ''Al bakalım, bu sefer sıra sende. Kendini ispatlaman için fırsat bu.'' dedi. Önceki gün onu Erkan'a kaptırmanın vermiş olduğu acı yüzünden sorgusuz kağıdı elime aldım ve okumaya başladım. Kadının yazdığı cümleyi ard arda sesli bir şekilde okumaya başladım. Bir süre sonra etrafta hafif bir esinti oluştu. Ardından yine kamptaki gibi vücudumuza bir şeylerin yaklaştığını hissettim. Herkesin gözlerinden korku ve tedirginlik bakıyordu. Bir süre bekledim ve kibriti elime aldım. Kağıdın altındaki son cümleyi üç kere tekrar edip kuru otları tutuşturdum. Birkaç saniye içinde Alevler harlandı ve ateşin içinde, acı içinde yükselen çığlıkları duymaya başladık. Öyle şiddetli ve korkunçtu ki, etraftaki kuşlar oradan delicesine kaçıyordu. Bir süre sonra alevlerin arasında üç tane karanlık formun delicesine yanışını görmeye başladık. Yüzümde özgüvenli bir gülümsemeyle arkadaşlarıma böbürlenerek bakıyordum. Onlar ise korku ve endişe içindeydiler. Bir süre sonra, alev azaldı ve karanlık şeyler kül gibi dağılarak ortadan kayboldu. Herkes donuk donuk bakıyordu. Kahkaha attım ve artık onlardan kurtuldu. Bizimle uğraşmak neymiş gördüler. Ben varken yanınızda korkmanıza gerek yok dedim. Bizimkilerde çıt yoktu. Birkaç dakika soluklandılar ve rahatladılar. Artık kurtulduğumuzdan emindik ve köye döndük. Köyün girişinden evlerimize dağılırken Ebru'ya döndüm ve elini tutup gözlerinin içine bakarak onu sevdiğimi söyledim. Ebru tiksinircesine bana baktı. Ve peki deyip evinin yolunu tuttu. Sinirlerim iyice tepeme binmişti ama başımızdan büyük bir belanın kalkmasından dolayı pek umursamıyordum. Hepimiz evlerimize dağıldık. O akşam Özgü ve ben iştahla yemeklerimizi yedik. Ardından hepimiz yataklarımıza geçtik. Tam uykuya dalacağım sırada salondaki saatin yere düşerek parçalandığını duydum. Ve bir anda köyün içinden insanların çığlıklar atarak dışarı çıktığını fark ettim. Hemen yataktan fırladım ve dışarı çıktım. Köyde büyük bir curcuna vardı. Herkes sokağa kaçıyordu. Özge, annem babam da evden çıkıp ne olduğunu anlam vermeye çalışıyordu. Bazı köylüler kendilerini duvardan duvara vuruyor. Saçlarını yolup tırnaklarıyla kendi yüzlerini parçalıyor. Bazıları da kaçmaya çalışıyordu. Gökte mi erdi? Karanlık köşelerde, kısacası her yerde, kırmızı gözlü, kara kara gölgeler cirit atıyordu. Bütün köy neye uğradığını şaşırmıştı. Kendilerine zarar veren insanların gözleri ise sararmış ve parlıyordu. Delicesine kendilerine zarar veriyorlardı. Öyle ki köyün bastonlu dedeleri kafalarını duvarlara sert bir şekilde vuruyordu. İmamım bile gözümün önünde, ayakları kırılmış vaziyette yerde sürünerek kaçmaya çalıştığını gördüm. Sakince aralarından geçip Ebru'nun evinin önüne geldim. Ebru karşımda duruyordu. Saçlarının yarısından fazlası yolunmuş, yüzü paramparça olmuş durumdaydı. Eski güzelliğinden eser kalmamıştı. Bana halsiz bir şekilde baktı ve Allah belanı versin dedi. Ben de ona bunu siz istediniz dedim. Planım tıkır tıkır işlemiş ve sonucuna ulaşmıştım. Benim dedikodumu yapan bir köy halkı beni boynuzlayan aşık olduğum bir kız, benim sevdiğimin elimden alınmasına müsaade eden şerefsiz bir arkadaş ve tek derdi erkeklerle fingirleşmek olan bir kız kardeşe verilecek en güzel ceza buydu. Kap gecesi herkes alkolü çok fena kaçırmıştı. Çadırımda ağlarken Erkan'ın tuvalete gideceğini duydum. Çadırımdan yavaşça çıktım. Yanımda duran keseri alıp ağaçların arkasından gizlice dolandım ve Tek hamlede Erkan'ı başından yaralayarak yere indirdim. Ebru'dan uzak olmamızı fırsat bilerek bacaklarına, kollarına ve suratına defalarca uğrarak kemiklerini parçaladım. Ardından yan taraftaki çalılığa getirip omzumu aldım. Hızla Ebru'ya doğru cesedi fırlatıp arka taraftan çadırma girdim. Doğukan çığlıklardan dolayı yeni uyanıyordu. Bu yüzden çadırın fermanı kapatmadan yatıp uyuyor numarası yaptım hiçbir şey bu uzatıya vermedim. Sabah erkenden kalkıp falcı kadına büyük miktarda para verip biz geldiğimizde benim ona söylediğim tavsiyeleri bize vermesini söyledim. Ardından eve döndüm. Özge'yi alıp köy girişindeki çardaklara giderken bildiği büyücü ya da falcının olup olmadığını sorarak onun aklına bu fikri yerleştirdim. Kadına önceden söylediğim şeyleri kadın bize aynen anlattı. Ardından üzüm bağına giderek İblis soyundan gelen 3 tane cini davet edip bütün bir köy adına ateşe kurban ettim. İblis soyundan gelen ciller çok güçlü ve tehlikeli olduklarından bütün köyden dehşet veren bir intikam aldılar. Bana yapılanların bedelini hepsine ödettim. O günden sonra sağ kalanlar köyü terk etti. Tıpkı benim gibi bu hikaye Azerbaycan'da vefat eden 67 yaşındaki bir adamın günlüğünün bulunmasıyla gün yüzüne çıktığı. Yaşlı adam bu olayı yıllar önce yaşamış. Yaşadıklarını günlüğüne tek tek yazmış. Güvenlik amacıyla yer ve kişi isimleri değiştirilerek sizlere aktarıldı.